Merhaba arkadaşlar. Bu yayının konusu Şengal. Şengal'de kim ne istiyor? Dün ne oldu? Bugün durum nedir? Ve bundan sonra kim neyin peşinde? Bunları konuşacağız. Evet, dediğim gibi konumuz Şengal. Şengal'de biliyorsunuz 3 Mayıs günü bir çatışma yaşandı. Şengal direniş birlikleri ve Irak ordusu arasında. Niye? Çünkü Irak ordusu oraya gelip orada hem YPŞ'nin Şengal direniş birliklerinin hem de Ezid Han asayişine bağlı bazı noktalardan konumlanmak ve onların çekilmesini istedi. Yani Şengal'ın tümünün onlara teslim edilmesini istedi. Ama YPŞ ve Ezid Han asayişi itiraz edince daha öncesinde de bir gerginlik vardı. Bu gerginlik çatışmaya dönüştü ve 3 Mayıs günü çatışmalı geçti. Dün orada bir çatışma yaşanmadı. Bugün de bir çatışma yok. Hatta bugün bazı haberlere göre bir anlaşmanın sağlandığı da söyleniyor. Bu anlaşma sağlanmışsa da bu belki geçici bir anlaşma. Çünkü Şengal'e yönelik bir statü talebi var. Bunu programın içerisinden bahsedeceğiz. Yani Şengal halkı ne istiyor? Oradaki özerk yönetim ne istiyor? Bundan bahsedeceğiz. Ama yani ortalığı kışkırtan, karıştıran yapılar var. Onun için yayının başlığını da Şengal'de kim ne istiyor ona biraz bakalım. Şimdi bunu anlamak için de geçmişe biraz gitmek gerekiyor. Şengal'de ne oldu? Yani biliyorsunuz Şengal bir Ezidilerin ana yurdu, ana vatanı yani Ezidilerin yaşadığı bir Kürdistan bölgesi ve Şengal merkezi 3 Ağustos 2014'te bir saldırıya maruz kaldı. IŞİD saldırısı oldu. Orada büyük katliamlar yaşandı. Ezidiler bunu 74. ferman olarak tanımlıyorlar ki daha önce 73 ferman yaşanmış. Bu saldırı göz göre göre geldi. Çünkü IŞİD Musul Ovası'nı tümden almıştı ve Musul Ovası'ndan sonra herkes IŞİD'in Şengal'e saldıracağını biliyordu, bekliyordu. Hedefleri ve planları bu yöndeydi. Şengal şehir merkezini ve hemen arkasındaki Şengal Dağı'nı tümden işgal edip oradan Rojava'nın Kızvan Dağı'na kadar yani Haseke'nin Kızvan Dağı'na kadar gitmek istiyor. Çünkü orada Tel Barak var, Tilhamis var yani bunlar Rojava Suriye tarafına Cezire'nin yani Rojava'nın Cezire bölgesinin güney tarafı oluyorlar. Oradan bir koridor açıp ta Kobane'ye kadar gelmek istiyordu. Nitekim daha sonra Kobane'ye geldiler biliyorsunuz. O da ayrı bir yayın konusu. Yani Şengal Dağı'nı aşıp Rojava'nın güneyini işgal etmek istiyordu. Güney tarafından da Doğuk'a kadar gelip Rojava'yı güneyde batıdan ve doğudan kuşatmak istiyordu. Bu Ankara'nın planıydı. Fakat o zaman işte PKK gerillaları devreye girdi. Doğuk'a kadar gittiler, Hewlêr'e gittiler. IŞİD güney tarafında, Güney Kürdistan tarafından fazla ilerleyemedi. Mahmur'a kadar geldi. Mahmur'dan daha sonra çıkarıldılar. Ama Şengal işgal edildi. Ve Şengal işgal edildikten sonra 3 Ağustos 2014'te ne oldu? O zaman da önce KDP'liler vardı. Orada KDP 12 bin askeri vardı. Silahlı üyesi vardı KDP'nin. Yani Peşmerge veya işte KDP'nin silahlı güçleri vardı. 12 bin kişi. Ve Irak ordusuna da belki on binlerce kişi vardı ki bu zaten Irak ordusu çoğu Musul'u terk edip IŞİD'e verdiler. Hatta bazıları IŞİD'ci olup Şengal'e saldırdılar. Yani bu Sünni, Selefi, Saddamcı, Baasçı ve Irak ordusu içerisinde halen var olan askeri unsurlar o zamanki modaya uyup IŞİD'ci olur. Yani kafa olarak zaten IŞİD'le aynı kafadalar ama o zamanın kimliği yani o zamanki isimle IŞİD oldular. Şimdi de Irak ordusu adına Şengal'e saldırıyorlar. Yani bu da enteresan bir konu ama konu çok dağılmasın diye buna çok değinmiyorum. Yani şu anda oraya gelen Iraklı askerlerin çoğu IŞİD'le aynı mantalitede ve daha önce IŞİD içerisinde yer almış. Ondan önce de Baas içerisinde yer almış Sünni yapılar. Şimdi KDP ne yaptı? Kaçtı. Zaten bir fotoğraf da şu anda paylaşıyoruz. Ve o zaman gazeteci arkadaşlarımız Berfin Hezir Rabia'ya giderek Suriye Irak sınırında KDP peşmergelerinin nasıl kaçtığını zaten görüntülemişti. Şimdi daha sonra IŞİD orada işte şehir merkezini işgal etti. YPG Rojava sınırından Şengal'e bir koridor açarak ki bu koridorun açılmasına
200'den fazla YPG üyesi şehit oldu. Yüz binlerce Ezidi kurtarıldı. Getirilip Rojava'ya yerleştiler. Bazıları Güney Kürdistan'a geçti ve bu kaçan KDP'liler de Rojava'ya geçip oradan Doğuk'a geri döndüler. Sonra o anlaşıldı ki Haziran 2014'te Ürdün'de bir toplantı olmuş. Bu toplantının içerisinde de KDP'de yer almış ve Şengal'ın IŞİD'e teslim edilmesi o toplantıda kararlaştırılmış. Haziran 2014'te, yani işte IŞİD'in Şengal'e gelmesinden hemen hemen 2 ay sonra. Ve ardından tabii Mesut Barzani o zaman dedi ki, ben dedi bu Şengal'da çekilen peşmerge komutanlarını cezalandıracağım dedi. Sonra bir şey çıkmadı. Başka yerlerde görevlendirdiler. Çünkü bu önemli bir ayrıntı. Çünkü şimdi konu açılınca KDP'ler biz kaçmadık ki, biz zaten hep oradaydık diyorlar. O konuda şey yapmıyorlar. Kendilerine toz kondurtmuyorlar. Ama görüntüler, açıklamalar, o zamanki gelişmeler, olaylar yani durumun öyle olmadığını gösteriyor ve herkes bunu biliyor. Tabii orada KDP ile çalışan bazı aşiretler de var. Onlar da hala KDP'yle bu işlerini sürdürüyorlar. Belki isim vermeye gerek yok. Çünkü bu aşiretlerin çoğu değil. Ama orada bir nevi paraya, pula bulaşmış, kendi bireysel ve ailesel çıkarlarına bakan yapılar var. Ve bunların en kolayı tabii ittifak kurabileceği yapı da KDP'dir. Dediğim gibi YPG orada koridor açtı. Daha sonra PKK'ler gittiler Şengal'e ve PKK'ler gidince Şengal Dağı, çevre köyleri ve en sonda 15 Ekim'de 2015'te bir Şengal'i özgürleştirme kampanyası, hamlesi başlatıldı. 13 Kasım 2015'te de Şengal şehir merkezi de tümden kurtarıldı. Yani Şengal 15 ay IŞİD'in işgali altında kaldı. Tabii şehir merkezi kurtarıldıktan sonra oraya gitmiştik, hatırlıyorum. Yani yerle bir olmuştu. Şengal deyince bazıları sadece bir şehir olarak anlıyor. Şengal Dağı, işte Şengal Dağı'nın öbür tarafında Sünni var, başka köyler var, yüzlerce köy var. Ama IŞİD Şengal Dağı'na gelememişti. Çünkü IŞİD Musul tarafından geldiğinde önce şeye gitti. Önce Şengal şehir merkezine gitti. Daha sonra işte şehir merkezinden daha giderken orada PKK gerillaları şey yaptı. PKK gerillaları önüne geçerek IŞİD'in oraya gitmesini engellediler. Dağa çıkmasını engellediler. Ve orada tabii Irak şeyi de vardı. Irak ordusu da vardı. Irak ordusu da zaten durmamış, kaçmıştı. Ve Şengal kurtarıldıktan sonra KDP'liler oraya geldi. Yani daha önce oradan giden KDP'liler oraya geldiler ve orada işte yerleştiler. Daha sonra ne oldu? Daha sonra 2017 referandumundan sonra biliyorsunuz ki KDP yani Güney Kürdistan'ın birçok yerinden Kerkük'ten vesaire kaçarak oraları Irak ordusuna devretti. Şengal'da da kaçtılar. Yani Şengal kurtarıldıktan sonra 2015'te KDP'ler geri gitti. Kimse sen niye geliyorsun falan demedi. Kendileri kaçtılar 2017 Ekim'inden sonra ve KDP daha sonra burada PKK var falan diyerek tekrar geri gitmek istedi. PKK de o arada Şengal kurtarıldıktan sonra bir süre orada kaldı ve Nisan 2019'da PKK bir açıklama yaparak dedi ki, biz Şengal'da yokuz ama Şengal'da eğittiğimiz gençler var, kadınlar var. Bunlar Yekine Berkadana Şengal Direniş Birlikleri ve Şengal Kadın Birlikleri YŞŞ olarak burada duruyorlar. Buranın insanlarıdır bunlar ve bunlar artık Şengal'ı koruyabilecek potansiyele sahipler. Gerekli askeri eğitimi görmüşler, örgütlenmişler, bir savunma gücü olarak konumlanmışlar. Bunlar artık Şengal'ı koruyabilir. Biz buradan gidiyoruz. Ama daha sonra eğer ihtiyaç olursa, IŞİD ve benzeri bir şey olursa biz yine gelebiliriz dedi. Bu açıklama ne zaman yapıldı? 2019 Nisan ayında PKK bir açıklamayla orada gerillalarını çekti. Ve bu çekilme olunca KDP dedi, hayır bunlar çekilmemiş dedi, bunlar şeydir işte, bu YPŞ de PKK'dır falan diyerek sürekli orayı ortalık karıştırıp orayı bir hedef olarak göstermeye çalıştılar. Uzatmayayım. Bu gerilim
Bu şekilde devam etti ve Şengal halkı orada bir meclis seçti. Bu meclisin içerisinde bir özerk yönetim oluştu ve Irak Anayasası'na göre Şengal'ın bir özerk bölge olarak tanınmasını istedi ve bir parti de kurdular. PADE, yani bu siyasi bir partidir, seçimlere girdi. Tabii seçimlerde ne oldu? Şengal'den gidip Duhok ve Zaho'da oralarda kamplarda kalan insanlar Şengal'deymiş gibi oy kullandırdılar ve KDP orada işte açık oy kullandırdı. Bir nevi baskıyla Şengal'de seçilecek milletvekili KDP hanesine seçildi. Ama bunu seçenler Şengal'deki halk değil, şu anda Doğuk'ta bir nevi esir tutulan ezdilerdi. Tabii daha sonra orada Haçlı Şabi de geldi ki bu Haçlı Şabi biliyorsunuz o yani arkasında İran olduğu söyleniyor ama Irak ordusuna bağlı resmi bir kurum ve orada Haçlı Şabi içerisinde de bazı Ezidiler var. Onlar da onu tercih ediyor ki o bölgede yaşayan Şiiler de var. Onlar da Haçlı Şabi içerisinde örgütlenmişler. Onlar da Şengal'ın bazı bölgelerinde duruyorlar. KDP de vardı. Dediğim gibi KDP bir gidiyor bir geldiği için yani ama orada KDP'nin olmasını kimse engellemedi. Ben nihayetinde Ekim 2020'de 9 Ekim 2020'de KDP, Türkiye ve Bağdat Kasımi Hükümeti arasında bir anlaşma yapılarak Şengal'ın tümden işte eski 2014'e dönülmesi amaçlandı. PKK burada var denildi. PKK'dan kastettikleri YBŞ, YCŞ bunların silahsızlandırılması karar altına alındı. Bir nevi işte ezidilere de teslim olun, insafımıza kalın türünde bir anlaşma sağlandı ve bu baskı 2 yıldır, 2 yıldan fazladır devam ediyor. Ancak Şengal halkı bunu kabul etmiyor. Şimdi KDP orada ne istiyor? KDP diyor ki YBŞ olmasın, YCŞ olmasın, Ezid Han Asayiş olmasın, tek biz olalım. Biz olmuyorsak da Irak askerleri olsun. KDP bunu istiyor. Yani son birkaç gündür de sürekli işte PKK oradadır, o oradadır, bu oradadır diyerek ortalığı kızıştırıyor. Irak ordusu üniformasıyla gidenlerin bazıları yani olarak komuta eden bazılarının da KDP'li olduğu ve ama Irak ordusuna çalıştıkları zaten basına yansıdı. KDP bunu istiyor. İstiyor ki KDP'de Sünni bir yapı ve Ezdilerden nefret ediyor. Ezdileri sevmiyor. Ezdileri daha önce IŞİD'e karşı korumadığı gibi IŞİD'e karşı direnmek isteyen, silah isteyen, silah talep eden KDP'lerin önüne geçip aman kaçmayın diyen peşmergeli ezdileri katlettikleri de biliyoruz. KDP orada bunu istiyor. Yani diyor ki ya biz olalım ama eğer biz olmayalım çünkü kendileri çekilmiş orası Kürdistan yani resmi Kürdistan bölgesinin sınırları dışında. Ama eğer biz olmazsak o zaman başka şeyler olsun. Başka Sünni yapılar olsun. Bu Irak ordusu olabilir ki bunu dayatan da bir bakıma Türkiye. Yani Türkiye ile KDP bu açıdan birleşmişler. Yani Türkiye, KDP diyorlar ki YBŞ olmasın, orada ezdiler savunma gücü olmasın, hiçbir şey olmasın, bize teslim olsunlar, bizim insafımızda artık ne yaparsak yapalım. Ezdiler de diyorlar ki siz daha önce bizi korumadınız, bizi korumadığınız gibi bizi hedef gösterdiniz. Sizin bize yaptığınız muamele zaten yani biz dine inancımızdan dolayı bizi insan yerine koymuyorsunuz, bizi korkutuyorsunuz. Biz bir daha IŞİD gelirse biz nasıl kendimizi koruyacağız? Biz güvence altına alınmak istiyoruz diyorlar. Irak merkezi yönetimi çok karışık. Yani oraya giden daha çok bu Musul vilayetine bağlı bilmem kaçıncı tümen diyorlar. 17. tümen. Bu daha çok eski Bağızçılardan oluşan bir yapı. Kafa olarak IŞİD'ler az önce söylemiştim. Bunlar da oraya yerleşmek istiyor ve oranın tümden kendi kontrolleri altına alınmasını istiyorlar. Yani bir nevi işte KDP ile biz burayı idare edelim diyorlar. Bunların bir rahatsızlığı da Haçlı Şabi yani Sünni Şii meselesi. Yani kendi aralarındaki şey de var, çatışma da var. İşte İran'ın Haçlı Şabi üzeri oralarda Musul ve çevresinde etkili olmak istediğini söylüyorlar. Yani onların da öyle bir amacı var. Haçlı Şabi de orada Irak merkezi hükümetine bağlı bir yapı olarak daha çok Şii yerleşkelerde duruyor. Şimdi özetleyecek olursak KDP bunu istiyor. Diyor bizim denetimimiz olsun. PKK burada var diyorlar. Sürekli hedef gösteriyorlar. Hatta bazı suikastların Türk savaş uçakları tarafından yapılmasını ki bunlarda birisi Zeki Şengal'idir. Büyük bir Ezidi önderiydi. Bunun KDP tarafından verildiği koordinatlarının KDP tarafından verildiği biliniyor.
KDP orada bazı aşiretler aracılığıyla işte Şengal'ın 2014'ten önce kendi kontrollerinde ve onların müttefiki olan Iraklı Sünni yapıların kontrolünde olmasını istiyor. PKK de diyor biz burada yokuz ama Şengal halkının talebini destekliyoruz. Şengal özerk olmalı diyorlar. Orada Şengal halkının yani şu anda Şengal ve çevresinde yaşayan halk da siyasi olarak Şengal Özerk Meclisi, parti olarak PADE var. Yani bunlar hepsi Şengal halkının işte seçtiği yöneticiler ve YBŞ var, YCŞ var, asayiş var. Yani günlük yaşamı güvenliği sağlayan asayiş. Onlar da tabii onlar da bir Şengal Özerk Meclisi çatısı altında birleşiyorlar. Onlar da diyorlar ki burada bizim irademiz esas alınsın. Yani biz KDP'den kaçtık daha önce. Biz KDP'yi de istemiyoruz ama KDP gelip ofis açıp siyasi çalışmasını yapabilir. PKK zaten burada yok. Biz varız ve diyorlar ki bizim haklarımız tanınsın. Irak Anayasası buna müsait. Irak federal bir devlet ve Irak Anayasası'na göre Şengal'de özerk bir yönetim olsun. Kendi yöneticisini seçsin. Kendi meclisini seçsin. Bu direkt doğrudan Bağdat'a da olabilir. Kürdistan Federal Bölgesi'ne de bağlı olabilir. Ama yasal olarak çünkü Kürdistan Federal Bölgesi Irak içerisinde bir bölge yasal olarak. Fiili olarak yani bazı konularda ayrı bir devlet olarak hareket ediyor. Bu ayrı bir konu. Ama Şengal özerk olmak istiyor. Ve doğru olan da budur. Şengal halkının bir daha başka bir katliamla, başka bir soykırım, başka bir saldırıyla karşılaşmaması lazım. Bunun için de kimin üzerine ne düşüyorsa onu yapması lazım ve herkesin de kendi geçmişinden tecrübe çıkarması lazım. Yani dün Şengal'ı IŞİD'le yüzüstü bırakan, baş başa bırakanların yarın aynı şeyi yapmayacağı konusunda yani hiç kimse emin değil. O açıdan Ezidi halkının kaygılarını anlamak lazım ve Şengal'ın özerk bir yönetimle yönetilmesi lazım. Şengal halkının iradesinin esas alınması lazım diye düşünüyorum. İyi akşamlar.